Şöyle öncelikle Sadık amcaya teşekkür ediyoruz. Gerçi bu alım yerinin çok daha önce olması gerekirdi diye düşünüyorum. Buradan sanırım 4-5 kilometre aşağıya sırtta teleferiklerle çay taşınıyordu. Ama bundan sonra Sadık amca sayesinde burada herkes çok rahat bir şekilde çayını satabilecek. Çay alım evlerimizin hepsi üreticilerimizdir bizim. 3.300 tane çay alım evimiz var. Biz hepsinin bu şekilde örnek olmasını istiyoruz. Lavabosu, bay bayan, tuvaletleri, içerisi ve yapımı çok sağlam, sağlıklı. Ayrıca sadece çay evi olarak değil, çay alım evi olarak değil, herhangi bir toplu işlemlerde, bir bayramda olur, yağmurda olur, bir afet durumunda olur, toplu olarak toplanılabilecek toplanma yerleri olarak da alım yerlerimizi kullanmak istiyoruz. Bu anlamda Sadık amcaya teşekkür ediyoruz. Örnek bir alım yeri yapmış oldu. İnşallah farklı yerlerde yine bu şekilde sağlıklı çay alabileceğimiz, üreticilerimizin menfaatine, sağlıkları açısından çok rahat olabilecekleri alım yerlerinin artmasını isteriz. Buradan insanlar sırtlarında çaylarını 3-4 kilometre aşağıya taşıyıp oradan da tekrar yukarı çıkartıyorlardı. Evet. Sadık amca sayesinde o işlem ortadan kalktı. Herkes adına, üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Birinci sürgünümüz bitti sayılır. 2-3 bölgemizde kısmen az da olsa devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu tamamını bitireceğiz. Hemen bayramın akabinde de ikinci sürgün çay alımları için tekrar açılışımızı yapacağız.